aşıkların hayatı üç gaya bağlıdır. Kaçırma, kaçırma, kaçırma. Nahide, sen benden maytap mı geçiyorsun? Yok kız. Birinci kaçırma, fırsatı kaçırma. İkinci kaçırma, aklını kaçırma. Üçüncü kaçırma, aşığını kaçırma. Eğer elindeki fırsatı kaçırıp aklını kaçırmak istemiyorsan, aşığını kaçıracaksın. Nasıl? Doktoru mu kaçıracaksın? Böyle canım elin adamından, doktorundan. Aklını kaçırmak istemeyenin yapacağı iş o. O kim kı? Kim olacak benim abla ya? Sensin. Bir kaynan üç kağı vuracaksın. Bir kuşlan üç kuş vuracaksın. Yani aşığını kaçıracaksın ki hem elindeki fırsatı kaçırmayacaksın hem de aklını kaçırmayacaksın. Anladın mı? Anlamadı. Nahide tekeleme gibi konuşursan nasıl anlayacağım acaba? Pembe abla yani diyorum ki adamı kaçıracaksın. Az algılarını aç ya. Oksijen. He tamam. Sen dalga mı geçiyorsun Nahide? Ya biz yıldız karısını zor kaldırdık. Ve balina gibi herifi nasıl kaldırıp kaçıracağım? Forkliftle. Neyle neyle? Forkliftle işte ya. Ağır yükleri yerden kaldıran bir iş makinesi. Ayfer sen kafadan gidik misin kızım? Bu karı forklifi nereden bulsun? Benden. Benim kardeşim forkliftçi, o iş bende. Vallahi mi kız? Hem de var ya çok kolay olacak Pembe abla. Ayfer bak bu işin altından bir iş çıkmasın. Sen bana niye yardım ediyorsun? Ya ben sana niye yardım edeyim ya? Ben doktora yardım ediyorum. Yani şimdi o farkında olmayabilir ama... bu dünyada da onu en mutlu edecek kadın sensin. Nahide, bak ben bu kızın aklını hiç sevmem ama kadının hasından da iyi anlıyor. He Pembe abla he. Gidere takmışım bunları da. Rahat rahat bakabilirim evine. Aman. Ben siz boş eve baksan ne olur? Sen olmadan boş eve baksam ne olur? Doğru. Camı aç, camı. Camı aç. Sürpriz. Sana bir paket var. Ne diyorsun, ben ne paketi? Arı paketi. Ana, elimden kaydı. Neyse. Hoş, hoş, hoş. Allah seni kahretsin. Sırtında, sırtında. O sen bilmiyor mu benim arı alerjim var? Biliyorum. Eğer bu arılar beni sokarsan seni öldürürüm ha. Hoş. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Ay. Vuruldum. Yahu bana son iğneni vurduğunu biliyorum. O kadar gaddar biri değiliz herhalde. Vur. Vur. Uy. Defol git evine haydi. Mutlu senin ölümün. Benim elimden olacak ha. İnsana böyle mi teşekkür edilir? Hiç yakıştıramadım sana. Şakacı seni. Kolaçan edeyim dedim.
Hayırdır abi, bir şey mi istedin? Yok. Ya az önce kapıyı niye çaldın o zaman? Boş ver. Yıldız ablayı merak ediyorsun değil mi? He. Özleyin onu. Çok. Keşke kapıyı Esma değil de Yıldız açsaydı diye. Keşke. Abi yanlış anlama da ben senin gibileri anlamıyorum. Her dara düşünce keşkeye sesleniyorsunuz. Bu keşke sihirli bir peri mi her çağırdığında gelsin, sağ her istediğini versin. Esma sen de soruyu soruyorsun, cevabı beğenmeyince kızıyorsun. Yani Umut fakirin ekmeği, ekmeğimizdeyiz biz. Dokunma ekmeğime. Benim Şükrü de aynı sen gibiydi. Yıllarca kapımı aşındırdı. Evin önündeki çimenlerde uyumaktan Şükrü şeklindeyiz kaldı. Çimim çıkmıyor daha orada. İyi işte, işe yaramış, evlenmişsiniz. Öyle kolay olmadı abi. Baktı ki karpuz gibi yatarak beni alamayacak, o da kalktı yerden. Sevdası için mücadele etti. Beni öyle kazandı. Bizimki bu sefer çok zor Esma. Gözümün içine baka baka ayrıldı benden. Bir de sonra kadere bağladı. Artık kılını bile kıpırdatmaz Yıldız benim için. Ben Yıldız ablamın elinde büyüdüm. Gerekirse bir 20 yıl daha bekler o seni. Emme inadından değil, aşkından bekler. Sen de onu daha fazla bekletmek istemiyorsan git. Git ve... Kuzey abi nereye? Yıldız'ı al be. Koş Kuzey abi, koş. Koş.